Herkese merhaba. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuşbaşılı pide yapacağım. İsterseniz hemen malzemelere geçelim. Ee, bugün elimde iki tane dolmalık biber var. Domatesim var, karabiberim var, tuzum var, yağım var. İç harcı için. Ee, onun dışında ana malzememiz tabii ki de kuşbaşı. Hamur içinde tuzum var, şekerim var, mayam var. Ee, ve biraz da ılık suyum var. Ayrıca da 3 su bardağı unum var. Bunun haricinde hemen malzemelere geçelim. Hamurum için ılık suyum var. Hemen ılık suyumu karıştırma kabıma alıyorum. Hemen onun haricinde mayayı ekliyorum. Kuru ya da yaş maya. Hemen ardından da şekerimi ilave ediyorum. Şeker, su ve maya. Hemen bunun yapmamın sebebi mayanın aktif olması ve daha çabuk kabarması ve kendine gelmesidir. Biraz karıştırıyorum kendini yemesi için. Onun sonrasında karıştırma kabımın içerisindeki bu harcı streçleyip 10-15 dakika beklemeye alıyorum. Bekledim. Mayam gayet güzel aktive olmuş. Biraz karıştırıyorum kendine gelsin diye. Karıştırdıktan sonra azar azar ilk önce unumu ilave ediyorum. Tuzu hemen ilave etmiyorum. Sebebi de tuzu hemen ilave edersem beklememin bir anlamı kalmaz. Maya kendini keser. Azar azar unumu ilave ediyorum. Karıştırma kabıma. Ondan sonra makinemi çalıştırmaya başlıyorum. Düşük ayarda başlıyorum. Makinemin e, hızlı ayarı alırsam hemen karıştıracak ve hemen e, karıştırdığı için de kendini bağlamayacaktır. Az unu attıktan sonra tuzumu ilave ediyorum. Ondan sonra e, iyice yoğurduktan sonra unumu Üzerine serpip 3 eş parçaya bölüp yuvarlak bezeler haline alıp tekrardan dinlendirmeye alıyorum. Buna e, tepsi mayalaması ya da eş paylaması diyebiliriz. Böyle 3 eş parçaya böldükten sonra yuvarlıyorum. Burada unumuz çok önemli olacak. Unumuzun önemli olması sebebi... E, Pide hamuru çok yapışkandır. İsterseniz yağ ile, isterseniz de un ile açabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem yağ ile açıp un ile e, şekil vermenizdir. Yoksa anince de birbirine yapışacaktır. E, i̇ç parçaya şey bölükten sonra üzerine tekrar unlayıp tekrardan da üzerine bir bez örtüp ıslak ya da hafif ıslak ya da normal kuru bez. Ondan sonra iç harcıma geçebilirim. E bunun için iki tane dolmalık biberim var, bir tane domatesim var. Bunları doğradım küp ya da burun ağzı tabiriyle. Şimdi iç harcımı hazırlamaya geçebilirim. Kabıma, karıştırma kabımı alıyorum. İçerisine ilk önce kuşbaşılık etimi atıyorum. Sonrasında doğradığım küp, domates ve biberimi atıyorum. Burada dikkat çekeceğim şey neden dolmalı biber derseniz. Tabi farkımız, tarzımız, değişiklik olsun. Tuz atıyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Çok fazla değil. Hamurum da tuzlu olacak. Fazla tuza baymayalım. Karabiberimi atıyorum. Yarım tatlı kaşığı fazla değil. Bu da yine tat versin diye kekik, tuz, biber, tuz atabilirsiniz ama benim e, tavsiyem bunlar yeterlidir. Yarım çay bardağı da sıvıya atıyorum. Çok fazla değil. Cıvık cıvık olmasın hamurdan taşmasın. Bunu hazırladıktan sonra üzerine streç çekip biraz e, dinlendirmeye bırakıyorum hamurumu hazırlayana kadar. Evet, e, hamurlarım gayet mayalandı. Güzel, kendine has bir şeklini verdi tabii ki de. Hemen hamurumu açmaya başlıyorum. İstenilen şekilde. Evet, istenilen şekilde açtım hamurumu. E, hiç, hiçbir zaman e, böyle dağınık çalışmayacağız tabii ki ama un bu, dağılabilir. Sıkıntı yok. Hemen e, hamurun iç malzemesini hazırladığım hamuru yerleştiriyorum hamuruma. Biraz su ile. Neden su ile? Yapışmasın daha kolay yerleşsin diye. Şeklini veriyorum. Şeklini verdikten sonra iki elimle beraber fırın tepsisini alacağım. Yağlı kağıt yumurta ve sıvı yağ ile hazırladığım karışımımı hamurumun dış tarafına sürüyorum. Kızarsın ve daha güzel renk versin diye daha tatlı oluyor emin olun. Bir pideci olmasak da yine bir şeyler biliyoruz. <laughs> Evet hamurum hazır. Şimdi 200 derecelik fırıma önden ısınmış 200 derecelik fırıma 20 dakika yolluyorum. Evet hazır. Kuşbaşılı pidemizin tarifi bu kadardı. Üzerine isterseniz kaşar peyniri ya da mozzarella peyniri serpebilirsiniz. Uygunu bence budur. Tahtamı alıyorum. Bir sıtır yardımıyla ee, pidemi kesiyorum ve işte sunum. Bunun gibi videoları devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum püf noktalarıyla. Kendinize iyi bakın. İyi günler.